Hakan Şerif merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman gibi. Kanalım yenidir arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımı geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince hünerlerim var. Yemek yapıyorum, stand-up yapıyorum, söyleşi yapıyorum. Yani bir sürü şey yapıyorum sizin için. Hepsi sizler için arkadaşlar. Bakalım kanalımız büyütecek miyiz ya da küçültecek miyiz bilmiyorum. Belki tamamen batacağız ya da tamamen çıkacağız. Hepimizin elinde bu. Yapmaya devam ediyoruz. Olumsuz bir geliyor ama bakalım yani yapmaya. Arkadaşlar devam ediyorum hemen. Şimdi yemeğimizin ismi çilekli. Ha, çilek derken hani evde kek, pasta, çilekli pastaya karıştıracağım. Farklı bir lezzet yapacağım. Hoşunuza gidecektir umarım yani. Ben hemen tarife geçiyorum. İsim olarak ismi en son veririm. Ama bana özel bir şey. Hemen şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şurada süt var. Ben tencerenin içini doldurdum. Burada pudingimiz var. Çilekli yalnız yani özelliği bu. Hazır çilekli puding. Ben örnek olarak gösterdim zaten. 7 bardak süt olacak. Arkadaşlar unutmayın 7 bardak süt, 2 bardak çilekli puding. Kakao olacak. 1 paket kakao. 1 paket kakao. Bu kek normal ben bunu evde hazırladım. Hazır kek yani. Ev keki yani bildiğiniz. Ev keki. Tarifini vermeme gerek yok. Yapıyoruz zaten biz. Normal sayede kek yani. Hatta onu da ayrıca veririm. Bu kadar. Hemen bunun içine döküyorum. Sütleri döküp karıştırmaya başlıyorum. Devam edeceğim arkadaşlar. Güzel. Hemen döküyoruz. Şu şekilde. Hemen pembeleşmeye başladı bakın. Zaten mis gibi harika 10 numara 5 yıldız kokuyor şu anda. Nefis ve de leziz kokuyor. Arkadaşlar üzerinden hemen örnek sütümüzü koyuyoruz. Bunu hemen ateşe veriyoruz. Arkadaşlar açtık ocağı. Şu an karışıyor. Şu an harika pes pembe ve güzel kokmaya başlıyor. Şu an görünmese bile pembeli ama görünüm bilmiyorum. Kamerayı yaklaştırıyorum. Şu an çok güzel kokuyor. Ocakta bir 20 dakika arkadaşlar pişecek. Sonra hazır. Arkadaşlar pişerken ben de bunları kare kare kesiyorum. Şu şekilde nasıl arzu ederseniz. Arkadaşlar gayet çok basit. Bunun çoğunu yapabilirsiniz. İnanın tadı çok güzel oluyor. Ben daha önce denemiştim. İster kare şeklinde, ister büyük büyük. Normal kesiyorsunuz. Bu şekilde. Tamamını kesmeniz lazım. Kare olacak. Şu an tamamdır. Zaten her biri şöyle şu şekilde dağılıyor. Hani parça parça oluyor. Devamını da şu şekilde dağıtıyoruz. Zaten göstereceğim hiç bozulmasın. Şöyle kalsın. Birer birer alacağım şöyle. Bunları bir elden geçireceğiz arkadaşlar. Şu anda oldu. Ocaktan aldım. Şöyle örnek olarak koyuyorum. Zaten buharından bile anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu örnektir. Şöyle. Zaten birazdan göstereceğim. İnanılmaz güzel kokuyor ve inanılmaz güzel sıcak yani. Şöyle koyuyorum. Şöyle süsleyeceğim zaten ben. Şimdilik bunu çekeyim. Püf noktasını göstermem lazım Selma. Bir saniye. Devam edeceğim. Hoş geldin. Arkadaşlar püf noktası. Bir tane alıyoruz, örnek veriyorum. Önü görünecek şekilde olması daha iyi olur. Şöyle sıcak olduğu için arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Alıyorsunuz, hemen çeviriyorsunuz. Hızlı hızlı, pratik olmanızda fayda var. Arkadaşlar aldığınızı koyuyorsunuz, hemen. Tekrar. Pratik olmanızda fayda var, eriyebilir diye. Normal puding. Aldığınızı koyunuz. Hemen. Sert, hamur sert olsun arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hamur sert olmasında fayda var. Şöyle aldığınızı direkt koyuyorsunuz. Bu şekilde. Hepsini yapmaya devam edeceğim.
Arkadaşlar şu anda hazır. Hepsini hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel görünüyor. Üzerine arkadaşlar kakao dökeceğiz. Kakaoyla süsleyeceğiz. Şu şekilde süslüyoruz. Süslememiz lazım yani bu şekilde. İsterseniz kakaoya komple de buluyabilirsiniz. Siz kendiniz bilirsiniz. Hepsini ben süsleyeceğim. En son göstereceğim. Harika olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar ben tattım. Hakikaten arkadaşlar harika olmuş. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani tabağı şöyle göstereyim. Anlarsınız ne demek istediğimi, anlarsınız. Yani gerçekten ben çok beğendim. Bu arada 3 tane de yedim. 3 tane yedim. Tadına baktım. Arkadaşlar tadı gerçekten, hatta şöyle çekeyim. Arkadaşlar tadı hakikaten çok güzel olmuş. Yani ben tavsiye ediyorum size. Denemelisiniz. Normal kek, kakao. Ya tabii ki bu tarifi dışarıda bulamazsınız. Hiçbir kitapta, hiçbir literatürde, hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü ben bunu kendim, hani kendi kendime buldum diyelim. Kendi kendime buldum. Beğendim. Bunu da ilk defa size burada gösteriyorum. Umarım siz de beğenirsiniz yaptığınızda. Bu arada videomu da beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Bir de mutlaka yorum yapın, beğeniniz. Bunlar arkadaşlar benim için çok mühim yani. Sonuncusu, destek olabilirsiniz. Yani bu şekilde yap. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geleni doğal yaptım. Arkadaşlar bu şekilde oluyor. Ben 3 tane yedim, gayet beğendim. Yani çok güzel olmuş. Tadına videosu olarak çektim ben bunu ama yani kokusu bile yetiyor. Çilekli. Kakao oldu bu. Harika oldu. Tekrar göstereyim şöyle size. Arkadaşlar öteki videomda görüşmek üzere. Kendimi tek çektiğim için de bu arada tutmak zorundayım. Çünkü tek çekmeyince böyle çekiyor. Öteki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.